Kısa adı İTT olan İsviçre Türk Toplum Başkanı Kahraman Tuna Boylu, TGRT EU postun sesi mikrofonuna 2013 yılındaki çalışmaları ve 2014 yılına bakışını değerlendirdi. 2013 senesinde öz özellikle Türk mü toplumunun burada daha iyi bir yere gelmemesi için eğitim probleminin çözülmesi lazım. Bunun için biz bir eğitim seferberliği denen proje başlattık ve bunun içinde devamlı suretle derneklerimizle birlikte ve İsviçre'lerle birlikte buradaki e, toplumumuzun eğitim seviyesini yükseltmek için neler gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. Çeşitli seminerler, simpozyumlar yapmak suretiyle burada İsveçli uzmanlardan faydalandığımız gibi Türk e, Türkçe e, tarih ve kültür öğretmenlerimizden faydalanıyoruz. Gayemiz e, hem anne babaların hem çocukların hem gençlerin eğitim seviyesini yükseltmek. İsviçre Post gazetesi haber müdürü Cemil Baysal'a 2013 yılının değerlendirmesini yapan Tuna Boylu, geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sözde soykırım davası ile ilgili kararın İsviçre'de yaşayan vatandaşlar adına sevindirici olduğunu vurguladı. Milletimizi, toplumumuzu ve milli kültürümüzü, dini kültürümüzü İsviçre'lere daha iyi tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü birçok tarihten gelen ön yargılar var. Bunları yenebilmek için bizim gayret göstermemiz lazım. Yani niçin bizi sevmiyorlar ya niçin bizi anlamıyorlar diye yakınmak yerine onlara kendimizi, kültürümüzü, tarihimizi daha iyi tanıtmamız lazım. Bunun için de toplantılar yapıyoruz. Soykırım söylemenin bir ırkçılık suçu olduğu konusunda mücadelemiz var. Ve bunu da son Strasbourg kararıyla iyi yola geldiğine inanıyoruz. Biraz önünüzü açacak değil mi? Yani Hepimizin önünü açacak. Hiç burası. şüphesiz. Bir emsal teşkil tabii, bu karar. E, şu anda bu karar çok e, güzel. Bununla e, bize karşı yanlış ithamların yapılmasını önleme yolu açılmış olacak. Zaten bizim ezelden beri söylediğimiz e, bu davanın, yani soykırım meselesinin e, ilim adamları tarafından çözülmesi onlar tarafına ortaya çıkarılması, bunu karşı taraftan da istiyoruz. İsviçre hükümeti de buna 2002 ve 2003 senesinde aldığı kararlarla bu, bu yönde şey verdi, yani fikir fikir verdi. Dolayısıyla bunu da göz önünde tutarak bu konuda 2014 ve 2015 senesinde ki gelecek olaylara karşı çok iyi hazırlanmamız ve gereken adımları atmamız gerekecek. Tuna Boylu, 2013 yılında çeşitli ırkçılık ve benzer davalara karşı da tepkisiz kalmadıklarını anlattı. Ee, Avrupa'da genel olarak yabancılara karşı duyulan bir şüphe ve korku var. Bunun e, bir, bir e, şekli e, yabancı düşmanlığı, yabancıları öteleştirme gayretleri var. E, buna karşı da önleme e, çalışmamız lazım. 2012 ve 2013 senesinde gerek Türklere gerekse dinimize çeşitli sağcı partilerin üyelerinden bir takım sataşmalar oldu. Hatta hakaret derecesine varan sataşmalar oldu ve biz bunlara hukuki müdahale ettik İsviçre kanunlarına göre ve her üç davayı da kazandık. O bakımdan bu aynı zamanda buradaki parti yöneticilerine de iyi bir işaret oldu. Ve en sağdaki partinin lideri bizim bu çeşit görüşlere ve bu görüşlere sahip olan kişilere partimizde yer yoktur diye bir mesaj verdi. O günden beri de bu çeşit hakaretler veyahut saldırılar ortadan kalktı. Buna çok memnunuz. Tuna Boylu sohbetin sonunda tüm vatandaşlara mutlu bir 2014 yılı dileyerek sohbeti noktaladı. Evet, 2014 senesinin hem buradaki Türk toplumuna hem Türkiye'mize ve bütün insanlara sağlık, mutluluk, barış getirmesini ve İsviçre'deki Türk toplumuna da daha iyi bir, daha saygın bir yere gelme imkanını sağlamasını diliyoruz. Size de ve Post gazetesine TGRT EU'ya da bize bu fırsatı verdiğiniz için iştenlikle teşekkür ediyoruz.